Tamamdır hocam. Peki. Arkadaşlar bugünkü konumuz dediğimiz gibi genetikle insan genom projesini tasarlanmış bebekler DNA haritalarını konuşacağız. Hemen fazla sözü uzatmadan ilk önce işin mutfağından biraz girmek istiyorum. Hocam ilk sorum şu aslında. Moleküler biyoloji ve genetik bilimi nedir? Tarihsel sürecinden biraz bize bahsedebilir misiniz? Moleküler biyoloji ve genetik bir bölüm olarak adlandırılıyor. Biz moleküler biyoloji ve genetik diye ayrı alanlarda incelemeler yapıyoruz. Bunun ana temeli genetik diye düşünürsek eğer ki genetik bilimi Mendel'le başlıyor biliyorsunuz ki Mendel bezelyeleriyle. 1800'lü yıllarda Mendel'in hani işte papaz olmak istemiyorum deyimiyle başlayıp kendisini bilim dünyasına atmasıyla başlıyoruz ve bu macerada kendini bırakmaması bizler için büyük bir umut oluyor. Kendisi papaz olmak istemiyordu ve bunun için birçok üniversitelere başvurduğunda hani yeterli donanıma sahip olmadığı ortaya çıktı. Hani üniversitelerdeki hocalık yapmak ya da öğretmen olma konusunda ve o hiçbir zaman azmini kaybetmedi. Kiliseye tekrar döndüğünde görüyoruz ki Mendel'in orada fareler üzerinde çalışmak istediğini kilise papazına hani başrahibe yansıttı ve başrahip böyle bir şeyin etik olmayacağını söyleyince Mendel de bezelyelere yöneldi. Bundan dolayı da Mendel o süreç zarfında 8 yıl boyunca yaklaşık 40 bin tohum bezelyeyi birbiriyle yani hibritleştirdi. Çiftleştirme anlamında diyorum kullanıyoruz. Ve ondan sonra ondan çıkan verileri birleştirerek Mendel genetiği diye bir başlık oldu. Biz de zaten hani bunun öncesine gidersek eğer Mendel'den öncesine gidersek Pisagor dediğimiz biliyorsunuz ki ünlü matematikçilerden birisi sadece matematikle ilgilenmiyordu bir yandan da gen bilimiyle ilgileniyordu. Pisagor'un meşhur üçgeni var bunu biliyoruz hani dik kenarın karşısındaki hipotenüz. Bu hipotenüz şuradan yola çıkarıyor genetik bilimiyle. Diyor ki Pisagor kenarlardan bir tanesi anne bir tanesi baba ve bunların hani ortak olarak dik kenar diye adlandırdığımız, yani dik kenar karşısında hipotenüs olarak adlandırdığımız bu da çocuk olarak şey yapıyor. Yani geçmişten beridir zaten insanlar bunu hep konuşuyordu ama Mendel'le birlikte genetik tanımı daha iyi konuldu. Böyle diyebiliriz yani. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Peki bu Mendel'in yaptığı çalışmalar, genetiğin yaptığı çalışmalar veya diğer bilim adamlarının yaptığı çalışmalar insan üzerindeki uygulama alanları nelerdir peki? Yani insan üzerinde en yakın şeyden bahsedersek COVID-19 pandemisinde görüyoruz ki aşılar, ilaçlar, gen düzenleştirme diye adlandırıyoruz. Yani bir nevi sağlık alanında hani insanın sağlığını arttırabilecek düzeydeki yapılan çalışmalar. Hani bu tarz şeyler söyleyebilirim. Yani en yakınında zaten aşı biliyoruz ki şu an polemikte de hep aşı var. Yani şu anlık yapılan çalışmalardan bir tanesi de odur yani. Anladım. Hatta Teşekkür yani ederim. insan dışında şunu da söylersek mesela tarım. Tarımda da hani genetiğin birçok uzantısı tarımdır. Hani bitkidir, topraktır falan. Genetik o dallara dozandığı için geniş bir çerçeve içerisinde yer arıyor. Yani çerçeveyi kısıtlamamak gerekiyor ama bir genetik çerçevesi dersek eğer ki tarım, toprak, insan, mikroorganizma, hani hatta arkeler diye adlandırdığımız işte belirli şartlarda bakterilerden daha üst ekstrem şartlarda yaşayan arkeleri de alırsak işte bunları inceleyen bilim dalına genetik diyoruz ve bunlarla da bağlantılı.